Arkadaşlar Çanakkale Spıkan'la hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bu arka planı görüyorsunuz. Gene bir tanıtım ve bilgilendirici videoyla karşınızdayız. Yanımda her zamanki gibi Shimano Bölge Müdürleri'nden birinci ağızdan Ecmel abimiz var. Şimdi Ecmel abimiz buraya geldi. En çok bize sorulan soruları kendisine soracağım. Bölüm bölüm, kısım kısım yapacağız bunu. İlk önce Buster'a, yeni Buster'larla ilgili bir bilgi alalım kendisinden. Ondan sonra ben sorularımı soracağım. Buyur abi. Merhaba değerli hobidaşlar. Aydın ısrarla Bastera için çok soru geldiğini, işte merak edilenler olduğunu, sıkça sorulan sorular mı diyelim ona, olduğunu bana söyledi. Yeni Bastera ile ilgili birkaç bilgi verelim. Şimdi halihazırda Türkiye'de satılan bir Bastera zaten vardı. En giriş seviyesi Bastera. 3 farklı Bastera var. Bu giriş seviyesi Bastera çok fazla ilgi gördü. Çok fazla beğenildi. Çok fazla alıcı buldu. Biz de bunun üzerine Avrupa'ya ve dolayısıyla Japonya'ya talepte bulunduk. Dedik ki Bastera seviyesinin çoğalmasını istiyoruz, genişlemesini istiyoruz. Onun üzerine Türkiye için 2 model daha tasarlandı. Bastera, bilinen Bastera, Bastera XT, Bastera XT Plus şeklinde. Şimdi normal Bastera'yı zaten birçok kullanıcı kullanıyor, biliyor. Evet. Biz diğer ikisini, daha sonra gelen ikisini anlatalım. En önemli özellikleri Türkiye için tasarlanmış olmaları. Çok kafa yorduk. Hani Türkiye'de istenen ne isteniyor, ne tercih ediliyor, nasıl avlarda kullanılacak. Ondan sonra XT ve XT Plus üretildi. Özelliklerini söyleyeyim önce. Mesela elimdeki XT, bu arada mavi detayı olan XT, şöyle göstereyim. Beyaz detayı olan da XT Plus. İlk önce her iki kamışta da komple Fuji Phaselight donanım var. Fuji'nin son zamanlarda çıkardığı Phaselight adında ve güzel özellikleri taşıyan guide'lar, Fuji guide'lar var. Komple her ikisinde de var. Fuji'nin yanılmıyorsam 5-6 serisi var. Yani ucuzdan pahalıya, işte normal kaliteden çok yüksek kalite, Fuji'nin üst seviyesine yer alan bir seridir Fuji Phaselight. Her iki kamışta da komple bu donanım var. Hafiftir, güçlüdür, paslanmaz. Gri veya koyu gri teflon tarzı bir kaplaması vardır. Bu da iyi bir özelliktir. Her iki kamışta da var dediğim gibi. Daha sonra XT ve XT Plus arasında şöyle bir fark var. Birinde normal makine, Shimano makine yatağı varken diğerinde Fuji makine yatağı var. Onu da şöyle gösteririm. Zaten tanıtım videolarında da yazıyor. Görmüşlerdi. Evet, Fuji diye de yazıyor. Bu arada bu hani çok fazla işte bunda bu tutamak var, bunda bu tutamak var diyecek bir tarafı yok ama şöyle Fuji'nin bir özelliği var ekstradan. Fuji'de şurada şöyle göstereyim. Kamış gövdesi elinize değiyor. Bu hissiyatı arttırıyor. İşte özellikle hani balık vurduğunda ikisini de hissediyorsunuz. Problem yok ama maket attığınızda veya işte silikon, artık ne balıkçılığı yapıyorsanız, orada maketin aşağı inişi, işte dibe oturuşu vesaire hissiyat daha fazla. XT Plus zaten hani bir üst model. Onda daha fazla hissiyat var. Ayrıca ikisinin arasında karbon farkı var. Asıl meselelere daha sonra geleceğim. Farkları söylemeye çalışıyorum. XT Plus olanın diğer iki Bastera'dan, XT olanın normal Bastera'dan, XT Plus olanın da her ikisinden daha yoğun karbon oranı var. Daha güçlü karbon oranı var ve %10, mesela XT Plus XT'den %10 daha hafif arkadaşlar. Ama asıl konulara geleyim. Hani Türkiye, başta söyledim, Türkiye için üretildi dedim Aydın. Her iki kamışın, en başta da söyledim, ikisinin en önemli özelliği erim mesafesi. Kamışlar zaten hafif, ince, slim kamışlar. Aksiyonları çok iyi. J aksiyon dediğimiz aksiyon var. İşte Japon kamışlarında olan, yani uç aksiyon. Ve bence Türkiye'ye en uygun, Türkiye sularına, avlarına en uygun ve en çok sevilen, tercih edilen, benim de senin de muhtemelen uç aksiyon kamışlar. Bu kamışların benim için işte Fuji donanım var, işte Fuji tutamak var, ince, slim, hafif, karbon oranları çok yüksek. Ama bence en önemli özellikleri erim mesafesi. Kullandın mı bilmiyorum, kullandın. Biz başka kamışlarla vesaire test ettik. Kendini toplaması ve özellikle atış mesafesi en üst düzey kamışlarla çok benzer. Zaten kamışlarda kendini toplayabilmesi en önemli özellik. En önemli özellik. Balık dirençleri çok iyi. Uç aksiyon dedim. Balık dirençleri çok iyi. Ama söylüyorum, LRF'sinden spinine kadar hangi model olursa olsun iki kamışta da inanılmaz bir erim mesafesi var. İnanılmaz bir atış mesafesi var. Bence en önemli özelliği bu. Gerçekten biz farklı farklı kamışlarla kapıştırdık, denedik, işte balığa attık, balık çektik, öyle yaptık, böyle yaptık. Gerçekten erim mesafeleri inanılmaz. Genel anlamda Bastera XT ve XT Plus böyle. 3 çeşit Bastera var. Giriş seviyesi ilk Bastera'mız. Hala satışta mı bu? Hala satışta. 3 çeşit Bastera güncel. Bir şey bahsedelim. Bu maviliği görüyorsunuz, giriş seviyesi Bastera daha koyu mavi. Değil daha mi? Koyu mavi. Hatta onun LRF'si de kırmızı falan. Aynen. Şu yeni çıkaran XT, bu da XT Plus, beyaz detayı olan. Farkları zaten söyledik. Emin olun yeni Basteraları kullandığınızda benim ne demek istediğimi, evet, yani her açıdan ne demek istediğimi
anlayacaksınız. Basteralarla ilgili durum. Bizim de en çok önerdiğimiz kamış basterası zaten. Evet. Basteralarla ilgili durum bu. Fiyat da tam böyle alınabilecek fiyat. Evet, evet, evet. Fiyat malum Türkiye'de fiyatlar biraz ya yüksek. Bir şeye bakma o kadar. Fiyat şeyimizi değiştirmemiz lazım. Bakış açımızı. Bakış açımızı değiştirmemiz evet, lazım artık. Evet. Durum üzgünüm ama durum bu. Bastere XT Plus böyle. XT ve XT Plus böyle. Giriş seviyesi. Ben zaten hani koyarım alta videonun. Hangi atarları var. Altında videonun altında hangi atarları olduğunu görebilirsiniz. Atar ve boyları özellikle eklemek istiyorum. Atar ve boyları onları da Türkiye'ye özel. Hatta 7.40 var. Bastere 7.40, Plus. 2.81 aldım, bu arada. Aynen. 7.40. Ben de var. Ben kullanıyorum. Ne 2.70 ne 2.90. Aynen. Hani o mu o mu hep oluyor. Biz tam onun arasını 2.81 olarak yaptırdık. İşte hem lüfer avlarında hem levrek avlarında. Her şey güzel. Mesela hani bizim Türkiye'de en çok kullanılan şey mesela bir kamış alayım lüfere de levreye de gideyim. Evet. Yani ben de öyle levreye gidiyorum. Olmuyor şurada lüfere bakayım diyorum. Doğru. Ya da lüfere doğru. Bakıyorum. Olmuyor hadi levreye de deneyim diyorum. Bir sürü kamış yanımda alamam motorudayım. 7.40'ını aldım. Mesela onda lüfer de jig atmak için 35 gram, 30 gram. Evet, jig rahat atabiliyorsun. Rahat atıyorum. Onunla su üstü de sert kamış olduğu için çıp çıp çıp. Yapıyorsun, su üstü de VLT aksiyonu çok güzel oluyor. Ben de kullanıyorum. Hatta bunun LRF'si XT modelindi galiba. LRF'si Çanakkale'den bir arkadaşımız kullanıyor 0.58 gramını. O da yani böyle 3 kilo levrekler falan tutuyor. Devamlı bana atıyor. Ondan sonra ben mesela normalde sorsanız 0.58 gramı hani levrekle çok alakası yok derim. Ama tutan tutuyor. Yapıyor. Bizim de tercihimiz 1.11. Daha çok 3.15 tarzı 3.15. Şeyler ama 0.58 de tutuyor. Silikonla tutuyor. Küçük jiketler, küçük silikonlarla. Helal olsun. Durum kamışlarla ilgili bu. Yani bu yeni basteraları test etmeniz, balık tutmanız, atış yapmanız lazım. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Çok özel şöyle kamışlar. Şöyle bir inanın. Şey diyorum ben mesela kamışlarda seçilir. Çünkü çok soru soruyor. Kamışlarda bir bayaya gidin. Kamışı elinize alın. Bir hissedin. Çünkü kamış çok özel bir şey. Yani alıştığın şekilde olması lazım. Olması bir elinize evet. Alın. Bir deneyin. Bir afiliğine bir şeyine bakın. Ona göre alın. Yani bir bakın yani abi bayrağına gidip bakın derim. Bir şey daha ekleyeyim. Hani bu bizim gururumuz. Bu 3 bastereyi de biz tasarlattık. Türkiye olarak biz girişimde bulunduk. Avrupa bize bunun için bir ödül bile verdi. Avrupa'da var mı bunlar satışı? Evet Avrupa'da var. Türkiye özel yapıldı ama ilk Türkiye'ye geldi. Bir ay sonra dediler ki bütün Avrupa satacak kamış. Çok beğenildi. Hatta biz bununla ilgili ödül bile aldık 3 bastereyle ilgili de. Durum bundan ibaret. Yaşamanız gerekiyor diyelim. Aynen. Çok çok özel, çok güzel kamışlar. Çok uğraştık bu kamışlarla. Bastereyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Arkadaşlar videomuz sona geldi. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bunun gibi bilgilendirici videolarımıza da kanalımızda ağırlık vereceğiz. Aynı şekilde Instagram'ımıza da ağırlık veriyoruz. Instagram adresimizi de aşağıda takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Çanakkale Spin'de kalın. Hoşça kalın.